dost ve kardeş ülke Türkmenistan'a resmi ziyarette bulunmak üzere biraz sonra yola çıkıyoruz. Bu ziyaretimde bana milletvekili bakan arkadaşlarım, bunun yanında iş adamlarımız, girişimcilerimiz ve basın mensubu arkadaşlarımız refakat edecekler. Hatırlanacağı üzere Sayın Berdi Muhammedov 3-4 Haziran 2014 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiş. Akabinde Türk Konseyi zirvesine misafir sıfatıyla katılmıştı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreninde hazır bulunmuş. Bu anlamlı günde burada bizlerle heyecanımızı, mutluluğumuzu paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı olarak Orta Asya bölgesinde yapacağım bu ilk ziyaretimle ülkelerimiz arasındaki bu üst düzey temas yoğunluğu devam ettirilmiş olacaktır. Ortak bir tarih ve kültüre sahip olduğumuz Türkmenistan'la ilişkilerimiz şu anda mükemmel bir düzeyde seyrediyor. Gerek Türkmenistan'daki yatırımcı, girişimci arkadaşlarımızın orada gerçekten üst düzey diyebileceğimiz yatırımlara girmiş olmaları, gerekse ikili ticaret hacmimiz her geçen gün ilerliyor. Bu vesileyle Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Berdi Muhammedov'la yapacağımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alacağız. Aynı şekilde ülkelerimizi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası gelişmeleri gözden geçirecek, ortak olarak atabileceğimiz adımları da istişare edeceğiz. Türkmenistan son yıllarda yapmış olduğu büyük kalkınma hamlesiyle gerçekten Orta Asya'da dikkat çekiyor ve önemli bir aktör haline gelmiş vaziyette. Türkmenistan Orta Asya'da iş adamlarının en çok proje üstlendiği ülkelerden bir tanesi. Şu anda üstlenilen projelerin parasal değeri 42 milyar doları aşmış vaziyette. Bu denli önemli bir konumda. Türkiye aynı zamanda Türkmenistan'a en fazla yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor. Bu bir ayrı önemli boyut. Başarıyla tamamlanan her proje Türkmenistan'da firmalarımız için yeni kapılar açıyor, yeni fırsat ve imkanlar oluşturuyor. İnşallah bu ziyaretimizde karşılıklı yatırımları, ticareti ve işbirliğini daha da artıracak imkanları konuşacak, mevcut sorunları ele alacağız. Yine ziyaretim kapsamında bir iş forumu düzenleyeceğiz. İki kardeş ülkenin karşılıklı güçlü siyasi iradesi ve şirketlerimizin başarılı performansları sayesinde mevcut rakamların daha da yükselebileceğine inancım tam. Ekonomi, ticaret, eğitim ve kültür alanlarında ilişkilerimizi geliştirmekte kararlıyız. Ziyaretimin bu noktada önemli olduğuna inanıyorum. Sizlerin de ilgisine teşekkür ediyorum. Sorular varsa ben sorularınızı alayım ve soruları hemen cevaplandıralım. A Haber'den Lami Ayhan. Efendim dün 47 yıl sonra ilk kez İsrail askerleri ve polisi Mescid-i Aksa'ya postallarıyla girdi. Siz de orası kutsal mekanlar adeta savaş alanına döndü. Siz dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiniz Sayın Abbas ve Meşal'le. Ve bu görüşmede Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde bazı girişimleri olacağını söylediniz. Bu girişimlere başladınız mı? Neler olacak? Ve bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bugün bu konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakan Müsteşarımla da konuyu görüştük. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleriyle süratle bazı temasları inşallah geliştireceğiz. Dün akşam gerek Sayın Mahmud Abbas gerekse Halit Meşal'le görüşmelerim oldu geç saatlerde. 1967'den bu yana tabii Mescid-i Aksa'da böyle bir olay olmamıştı. Bu tür bir olayın olması burada birçok sıkıntıları aslında dile getiriyor. Bu tamamen tahrike dayalı bir olay ve Mescid-i Aksa biliyorsunuz
bizim için iki kıbleden bir tanesidir. Ve dünyadaki tüm Müslümanları, yani bu bölgedeki Arapları ilgilendiren bir olay değil veya Filistinleri ilgilendiren bir olay değil, dünya Müslümanlarını ilgilendiren bir olay olması sebebiyle İsrail'in şu anda yönetim olarak yapmış olduğu bu barbarca girişim, alçakça girişim, affedilir bir girişim olamaz. Ve bütün bu gelişmeler karşısında tabii bizim sessiz kalmamız da mümkün değil. Bunun tüm uluslararası boyutta gerekli olan adımları neyse bu adımların hepsini atmak durumundayız. Aksi takdirde bu tahrikler sadece Filistin veyahut da Kudüs'te o bölgede kalmaz. Yeniden intifada hareketleri başlayabileceği gibi dünyanın değişik yerlerinde de farklı sıkıntıları yaşayabiliriz. İsrail yönetimi bu tür girişimlere ne yazık ki hep zemin hazırladığı içindir ki dünyada zaman zaman bizim de arzu etmediğimiz gelişmeler olmakta ve ondan sonra bakıyorsunuz bu gerek dinler arası gerekse etnik unsurlar arası birçok olumsuz gelişmeleri de tetikliyor. Temenni ediyorum ki İsrail yönetimi aklı selim ile bu işe el koyar ve tekrar süratle Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara kapıları açılır ve Müslümanlar kendi ibadethanelerine rahatlıkla girme imkanını bulurlar. Yoksa bölgede İsrail kendisi tek başına kalmanın ötesinde dünyada da aynı duruma talim edecektir. Ve tabii ki tüm Müslümanları da buraya yönelik atılması gereken adımlar noktasında neler yapılması gerekiyor, bunun stratejisi, taktikleri üzerinde de çalışmaya sevk edecektir. Anadolu Ajansı'ndan Kadir Karakuş. Efendim, Suriye'de Esed rejimi Halep'e yönelik saldırılarını arttırdı. Sivil ölümlerde büyük bir artış var ve Türkiye'ye yönelik büyük bir göç dalgasından söz ediliyor. Türkiye'nin bu konuda hazırlıkları nelerdir? Değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili olarak şu anda özellikle 36. paralel üstünde tabii ki belli hazırlıkları sürdürüyoruz. Onun üzerindeki çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada bir şeyi özellikle ifade etmem lazım. Hani niçin Kobani diyorduk? Şimdi niçin Halep? Az önce Mescid-i Aksa ile ilgili sorulan soru bu noktada da manidar. Bir diğer taraftan niçin Irak? Bu son gelişmelere baktığınız zaman dikkatler hep bir tarafa yöneliyor ve dikkatlerin tam bir tarafa yöneldiği anda Mescid-i Aksa olayı patlak veriyor. Yani burada bir planlama var, bir stratejik yaklaşım var. Ve bu yaklaşımın neticesindeki bu gelişmeler üzerinde hassasiyetle durulması gereken gelişmelerdir. Halep'le ilgili hassasiyetimiz bölgede daha önce de söylediğimiz gibi Kobani'deki hassasiyetten çok daha fazladır. Bunu da söylemem lazım. Zira Halep Şam'ın kuzeydeki en önemli aslında ekonomik merkezidir. Bir tarih, bir medeniyet merkezidir. Bu denli önemli bir merkezin zaten bombardıman edilmek suretiyle bütün o önemli eserler yıkılmış vaziyetteyken şimdi de tabii o nüfus yoğun olan bir şehir adeta bir tehditle karşı karşıya. Tabii burada malum DAEŞ terör örgütünün girişimlerinin yanında rejimin de ne yazık ki bu tür girişimleri var. Bütün bunlara karşı şu anda bizler bölgeyle ilgili hassasiyetleri olan ülkelerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz ve bu görüşmeler çerçevesinde de gerek Halep olsun, Kobani olsun, bütün Kuzey Suriye hattında hassasiyetimiz aynen devam ediyor. Aynı şekilde
Irak'taki hassasiyetimiz devam ediyor. Bu konuyla ilgili olarak tüm yetkili arkadaşlarımızla, başta Başbakan, Dışişleri, Silahlı Kuvvetler hep birlikte bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bediye Baykal TV 360. Efendim, çözüm süreciyle ilgili özellikle HDP kanadından bazı açıklamalar geliyor. Bu noktada Selahattin Demirtaş çözüm süreci donmuş durumda. Süreç İmralı'da başladı. İmralı'da biter açıklamalarını yaptı. Şu anda çözüm süreci ne aşamada, hangi aşamada, bundan sonra nasıl adımlar atılacak ve gerçekten donmuş durumda mı? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bu sürecin şöyle geriye giderek bir değerlendirmesini yaptığımızda bu demokratik açılımla başlamıştır. Milli birlik kardeşlik projesi olarak devam etmiştir. Ve çözüm süreci de bunun bir devamı niteliğindedir. Bunun ne İmralı'yla, ne şurayla, ne burayla alakası yoktur. Bu hükümetin, o zaman hükümetimizin diyeceğim, ülkemizde bölücü terör örgütüne karşı, ülkemizde teröre karşı halkımızı nasıl rahatlatabiliriz? Nasıl bir huzur ortamına kavuşturabiliriz? Buna yönelik attığımız adımlardı. Oradaki milli birlik ve kardeşlik projesi diye ifade ettiğimiz, biliyorsunuz, proje çok daha farklı bir hassasiyet ifade ediyordu. Niye? Türkiye'nin bir milli birliğe ihtiyacı vardı. Bu milli birliğin içerisinde herhangi bir etnik unsur ayrımı söz konusu değildi. Ve bunun içinde bir birlik, bir beraberlik söz konusuydu. Bu süreci bu şekilde sürdürdük. Ve daha sonra bunu yeni bir sürece dedik ki aktaralım. Bu süreçte çözüm süreci olsun dedik. Ve bu çözüm süreci içerisinde de yine Türkiye'nin işte akil insanları da dahil olmak üzere tüm siyasi partilere bu çağrımızı yaptık. Katılanlar oldu, katılmayanlar oldu. Şu anda böyle bir yaklaşım tarzı, İmralı'da başlar, İmralı'da biter türü yaklaşım tarzı. Bir defa bunlar zaten çözüm sürecinin içinde veya yanında olmadı ki bu ifadeleri kullananlar. Yani siz kalkar da tamamıyla etnik bir yaklaşım içerisinde vatandaşı sokağa davet ederseniz ve sokakta da işte 40 kişinin ölümüne neden olursanız, burada senin zaten çözüm diye bir derdin olmaz. Olmadığı da ortaya çıktı. Ardından ne oldu? Tekrar bir basın açıklaması yaptı. Ben onu demek istememiştim. İşte sokağa çıkın demek şiddet demek değildir. Yani bu tür şeyler artık milleti tatmin etmiyor. Eğer siz gerçekten barış istiyorsanız bu ülkede, barış isteyen barışın çağrısını yapar. Özgürlük isteyen özgürlüğe çağrı yapar. Ama bunların ne barış ne özgürlük diye bir derdi yok. Çünkü böyle bir derdi olan eline molotof kokteyllerini vermek suretiyle vatandaşın dükkanının camını çerçevesini indiren, sivil vatandaşlarımızın ki o bölgede tamamıyla Kürt vatandaşlarımız, onların araçlarını yakanlar, Hatta evleri işaretlemek suretiyle, dükkanları işaretlemek suretiyle bu tür evleri, dükkanları yakıp yıkanların barıştan, özgürlükten bahsetme hakkı yok. Eğer barış istiyorsanız, eğer hakikaten özgürlükten yanaysanız, şu anda 11 yıllık başbakanlığım döneminde neyiniz eksikti? Bu ülkede özgürlük uğruna, barış uğruna her şey yapıldı. Şu anda mevcut hükümet de yapıyor. Cumhurbaşkanı olarak ben de bu görevimde sürekli olarak bu kavramların savunucusu olacağımın sözünü meydanlarda verdim. Milletim de bu söze inandığı için %52 bize oy verdi. Ve bundan sonra da bu böyle devam edecektir. Buyurun. Murat Pazarbaşı, CNN Türk kanalda. Efendim, yeni yapılan Cumhurbaşkanı sarayın eleştiğini son günlerde bazı tartışmalar kamuoyuna yansıdı. Son olarak da Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda muhalefetin maliyetine ilişkin bazı eleştirileri vardı. Siz bu eleştirileri nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlar, bildiğim kadarıyla Başbakanlık bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış olması lazım veya yapacak. Ancak ben işin bir yanına özellikle şöyle işaret etmek isterim. Bakın, bu ülkede taş üstüne taş koyanlar var. Ama yine bu ülkede taş üstüne taş koymayı hayal edemeyenler var. Bu tür yaklaşımların içerisinde bulunanlar, bunlar artık tamamen eski Türkiye'de kaldı. Eski Türkiye'de biliyorsunuz araba yoksa yaya gidelim diyenler vardı. Allah rahmet etsin, Özal geldi. Özal başbakanlığa tuttu, bir iki tane uçak aldı. Ki onu ciddi manada eleştirenler oldu. Hakaret edenler oldu. Ama o hakaret edenler sonra aynı uçaklara hatırlayın bindiler. Niye? Çünkü artık modern dünyada eğer büyüyecekseniz, eğer bir atılım içerisinde olacaksanız, dünya ile bir rekabetiniz olacaksa bir şeyler yapmanız lazım. Ama bunların böyle bir şeyi yok. Değerli arkadaşlar, biz şu anda Cumhurbaşkanlığı makamı için eğer böyle bir yeri yaptıysak, ki bu işe başlangıcımız biliyorsunuz, burayı bir başbakanlık makamı olarak yapalım diye adımı attık. Niye? Çünkü Ankara'da şu andaki başbakanlık makamının önü biliyorsunuz kendisine ait değildir. Orası bir caddedir. Ve biz o cadde üzerinde hükümet başkanlarıyla ne yapardık? Tören yapardık. O gün trafik kesilirdi. Orada törenlerimizi yapardık. Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ne sokağa kapa, caddeyi trafiğe kapa, orada tören yap. Ya bu yakışır mı? Biz dünyanın her tarafını dolaşıyoruz, geziyoruz. Buralar bir ülkenin itibar makamlarıdır. Bu itibar makamlarında herkes buraya bakarak kararını verir. Ama bunların böyle bir derdi yok çünkü bunlar eski Türkiye. Onun için de bu adımı attık ve sonrasında burayı Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanalım. Çankaya ve mevcut yeri de Başbakanlık makamı olarak değerlendirelim dedik. Çankaya Başbakanlık makamı olarak kullanılacak ve aşağıdaki merkez, yani şu andaki mevcut makam da yine Başbakanlığın diğer tüm elemanları için kullanılan bir yer olacak. Bu neyi getirecek? Bir, tüm merasimler artık konseptin içerisinde gerçekleşmiş olacak. Bu bir defa gerçekten gelen gerek devlet başkanları, gerek hükümet başkanları noktasında geldikleri zaman Türkiye gibi sıçramasını yapan, yeni Türkiye'nin temel taşlarını atmış bir ülkenin nasıl yönetildiğini görmesi bakımından çok önemli. Parasal noktada bu açıklanan rakamların hepsi tabii farklı farklı rakamlar açıklıyorlar. Bunlar duymaz uydurur cinsindendir. Böyle bu işleri yapıyorlar. Ve tüm hassasiyetlerimiz kullanılarak bu yatırım yapılmıştır. Ve bunun neticesinde de şu andaki eser meydana gelmiştir. Daha orada yapılacak işler var. İnşaatlar orada devam ediyor. Bir tarafta camisi olacak, halka açık. Bir diğer tarafta 2000 kişilik büyük bir konferans salonu yine olacak aynı yerde. Çünkü burayı böyle bir konsept olarak ele alıyoruz. Ve aynı şekilde konutuyla diğer yapılması gereken bazı projedeki ilaveler var. Onlarla bu devam edecek. Ve olaya bu noktada farklı bakan bir yeni Türkiye'nin yönetimi var. Kaldı ki bu şunun bunun değil. Sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin demirbaş kaydına bunlar giriyor. Başka bir yere girmiyor. Ve bu konuyla ilgili de kontrol mekanizmaları bellidir. Kontrol mekanizmaları bu konuda eğer bir yanlış varsa, bir suistimal varsa bunu zaten yakalar ve gereğini de yapar. Geliyorum ikinci konuya.
uçak meselesi. Değerli arkadaşlar, bu da tamamiyle ayıplanacak bir konudur. Kusura bakmasınlar. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı da, Başbakanı da, Meclis Başkanı da, bakanları da uluslararası toplantılara gittiği zaman vakit nakittir anlayışıyla gidiyor. Tarifeli uçaklarla günlerini yollarda tüketen iktidar değil. İcabında günübirlik gidip çalışma ziyaretini yapıp dönen bir hükümet. Biz öyle günler yaşadık ki giderken uzun bir yolculuk, iki yerde duruyorsun, üç yerde duruyorsun, böyle yolculuklarımız oldu. Ama şimdi olay farklı ve daha yeni işte bu tur uçağına sahip olduk ve bu uçağımızla birlikte de artık non-stop gidebileceğimiz inşallah yerlerimiz olacak. Ve bu ziyaretlerimizde bizlerle beraber yeri geldiği zaman iş adamlarımızı da alacağız. Zaten bakan, milletvekili, basın mensubu arkadaşlarımızı da alacağız. Ve böylece bu seyahatlerimizi gerçekleştireceğiz. Zamandan ciddi bir tasarrufumuz olacak. Bir de tabii Türkiye'nin bu gidilen yerlerdeki duruşunu ortaya koyacaktır. Ve yapılan budur. Ve Türkiye kendine yakışanı yapmıştır. Bundan sonra da bunlardan yapmaya devam edecektir. Bu tür şeyleri böyle yazmakla, çizmekle bu milletin bakışını bunlar değiştiremezler. Ben de milletimin bu noktadaki aklı selimine zaten inanıyorum. Ve bizler de bunun değerlendirmesini buna göre yaptık ve böylece kararımızı verdik. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık.